Efendim bu bölümde şimdi konumuz olacak. Yine önemli konuları konuşmamız gerektiğine inanıyoruz. En hareketli fay hatları hangisi ve bu fay hatları hangi kentler için büyük risk oluşturuyor? Hangi kentler güvenli ve olası İstanbul depreminin hareketli olan o ilçeleri hangileri? Riskli bölgeler, en riskli bölgeler ve yerler neresi? Hepsini konuşmak istiyoruz. İTÜ Maden Fakültesi Jeofizik Mühendisliği Öğretim Üyesi Profesör Doktor Tuncay Taymaz konuğumuz. Tuncay Bey, hoş geldiniz. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Davetiniz için çok sağ olun. Biz teşekkür ediyoruz. Bu yoğunluk içerisinde bizi kırmayıp geldiğiniz için çok sağ olun. Şimdi şöyle diyelim. Mevcut depremi konuşacağız hocam sizinle ama biz daha çok şimdi bundan sonrakileri de konuşmak istiyoruz. Evet. Önce onları konuşalım. Çünkü burada çok canımızı kaybettik. 40 binden fazla vatandaşımızı kaybettik. Artık kaybetmek istemiyoruz. Nerelere dikkat çekmemiz gerektiği konusunda da sizinle bunu uzun uzun konuşalım istiyoruz. Teşekkür ederim. Öncelikle bütün ulusumuzun tekrar başı sağ olsun. Görselde de göreceğimiz gibi artık hepimizin çok iyi bildiği Doğu Anadolu fay zonunda 100 yılın en büyük depremini yaşadık. Evet. Kendi hesaplarıma göre, kendi çalışmalarımı sunmaya geldim bugün. 7.8 büyüklüğündeki bir depremimiz yaklaşık 400 kilometrelik bir fayı kırdı. Üç parça halinde kırıldı. Bu sismolojik gözlemler 90 saniye kadar sürdü. 14 kilometre derinlikte 10 metreye varan yer değiştirmeler oluştu sol yönlü. Yani Arabistan levhasına göre Anadolu levhası Çukurova bölgesinin sol tarafı. Bu derinlikteki bunun yüzeydeki izleri yer yer 5,5-6 metreye kadar hatta sürgü parçacığında da 8 metreye kadar yer verdi. Önemli bir deprem. Yüzyılın en önemli depremlerinden biri sadece ülkemiz için değil. Eşdeğer deprem 1906 yılında San Francisco fayında olmuştu. Çok benzer güncel depremimize. Kıtasal litosfer içinde oluşan büyük depremlerden bahsediyoruz. Benzer diğer deprem Nepal'de, Katmandu'da, Kunlun'da, Tibet'te, Wenchuan'da Peki, gibi. Peki bu kadar Türkiye'deki gibi can kayıpları olmuş muydu? 300 bine varan ölümler var 300 şimdi. 300 bine varan ölümler Dolayısıyla var. Şu andaki ülkemizdeki ölümler herhalde 50 bin civarında Suriye'yi de katarsak. Depremimiz kısaca bahsedelim. Sonra Tabii. sorularınızı diyeceğim. Sarıyla Tabii. gösterilen yıldızda oldu. AFAD lokasyonunu biraz daha iyileştirebildik. Nurdağ ve Pazarcık depremi. O parça kırıldı ilk 30 saniyede. Daha sonra stres transfer etti. Kuzeydoğu'ya ve güneybatıya doğru iki parça halinde yayıldı. Bu hız 3.2 kilometre bölü saniyelik. Yani saniyede 3.2 kilometrelik yer küre kırılarak bir kağıdı yırtar gibi. Çünkü devam çok hızlı etti, devam etti. Bu normal bir yırtılma hızı. Adıyaman, Çelikhan, Kahramanmaraş, Sürgü civarında stres transfer edilerek 9 saat içerisinde ikinci büyük deprem oluştu. Onun da manyetüdü kendi hesaplarıma göre 7.6. O da 100 kilometre üzerinde bir fayı kırdı. Daha önce Malatya'da 1964'te Sürgü civarında Mayıs 1986 ve tekrar Haziran 1980 bir ay arayla iki tane altılık deprem oldu. İşte oradaki parçalığın kırılan parçanın bıraktığı yerden itibaren bu deprem o parçayı tetikledi ve 7.6'lık aslında en büyük ölümlerde belki ondan kaynaklı ikinci depremde geldi. Artık birinci oldu herkes birinciden sonra bundan sonra artçılar olur diye düşündü ama. Artçılar zaten bir yıl kadar devam edecek ama o kırılan parça 100 kilometre üzerindeki bir fayı çok kısa sürede ve çok büyük bir hızla 5 kilometre üzerinde bir hızla kırdı ve dolayısıyla iki büyük depremin arasında sıkışan topluluklar özellikle Doğan şehir belki de kilit noktası her iki faydan da çok fazla etkilendi. Şimdi bir sonraki tabii bu arada kırılmayan faylarımız var. Malatya gibi Sürgü fayı, Göksun fayı aşağılara savrulan oralarda stres birikimleri oldu. Çok fazla halkımızı korkutmak istemem ama buralar sulak bölgelerimiz, nehir yataklarımız var, dere yataklarımız var, alüyonların bol hocam, olduğu bölgeler var, şöyle barajlar var, göller var ve ileride de bu yerleşime uygun olmayan tarım arazilerindeki yerleşimlerin karşılaşacağı, bekleyeceği büyük depremler de var. Onları da konuşalım. İki slide'da bitirelim bunu. Tabii. Normalde ben hocam şöyle yapacaktım aslında. Tamam, genel başlayacaktım sonra dönecektim Maraş ama bunu sizin... bir anlayalım çünkü bu çok büyük bir deprem. Tamam o bir zaman sizinkiyle tamam, bir sizinkiyle grafik devam animasyon edelim. Göstereceğim. İşte bu anlattıklarımı gösteriyor. Bakın bu birinci deprem. Yaklaşık 90 saniye kadar sürecek. Maksimum yer değiştirmemiz 9,5 metre burada dak derinliğinde ve kırılan şeyi göre 9 saat sonra ikinci transfer gerçekleşti ve Doğan şehirden itibaren de bu fayımız kırıldı.
Bu da son güncel hali. Yani burada bu çok önemli bir grafik. Bunu 10-12 saat, 12 günde yapabildik. Yüksek başarılı hızlı bilgisayarlarla gerek Amerika'da gerek de Çin'deki süper kompütürleri kullandık. Buradaki gridler görüyoruz. 3 boyutludur bunlar. Her birinin bir renk kodu var. Ben bunun üzerine köyleri, kasabaları, yıkılan şehirleri özellikle işaretlemedim. Çünkü içinden fay geçen büyük yerleşim birimleri var. Neden, nasıl yıkıldığını ve beklenen maksimum yer değiştirmeleri de hesapladık. Bu sismolojik gözlem. Bunda uzay jeodezisi gözlemleri de var içinde. İşte bu kırıkların yüzeydeki izlerini jeolog arkadaşlar, saha jeolojisi yapan uzman arkadaşlar haritalıyorlar. Yer yer 4,5 metre, 5,5 metre yer değiştirmeler var. Bu da sismolojiyle çok uyumlu. Dolayısıyla disiplinler arası bir araştırma yapmak zorundayız. Sadece yer bilimleri yetmiyor bunun. Tabii sosyolojik, ki. Psikolojik boyutları da var. Onları da tartışabiliriz. Bir sonrakine geçecek olursak bitiriyorum. Buradan genele geçelim. Bu ilk birkaç gün içerisindeki artçıların biriktiği yerlerde de AFAD'ın verilerine göre stresin transfer edildiği kümelenmeleri görüyoruz bütün fay boyunca. Ama örneğin Malatya fayı gibi diğer bölgedeki fayların üzerinde herhangi bir etkinliği yok. Buralarda ileride beklenen depremlerin oluşabileceği bölgeleri işaret ediyor. Son bir görselle Doğu Anadolu fayını bitiriyorum. Bir tane daha alalım. Tamam, bir tane daha var arkadaşlar, o da gelsin. Sırayla geliyor. Evet, bakın bu da üzerinde çalıştığım bir makaleden kendi çalışmam. Hep soruluyor ne olacak diye. En son 24 Ocak 2020'de 6.1'lik Doğanşehir Sivrice depremi olmuştu. Çalıştık ve yayınladık. O 6.1 büyüklüğünde maviyle gördüğümüz fay parçacıkları kırılan faylar. Erken ek segmenti 1893'te yani 7.1'le kırılmış. 1513'te 7.4'lükle kırılmış. Pazarcık bugünkü güncel depremin konusu olan yer. Ve Amanoslar'dan aşağı kadar giden yer 1822. Bu 4 tane fay parçacığının neredeyse tamamına yakını bu son depremde bir defada 3 aşamada kırıldı. Bir deprem, 7.8'lik deprem. Yani dolayısıyla bu bölgelerdeki birikilen enerji dağılımları bu depremle boşalmış oldu. Ama bazıları 200 yıllık biriktirmiş. Öbürü örneğin Pazarcık'ta 500 yıllık, 600 yıllık bir birikim var. Ama düğüm noktalarında... Şimdi o zaman herkesin merak ettiği soru şu. Enerjisini attı mı bu bölge? Ama yoksa devam ediyor? Devam ediyor şu anda. Devam bir yıl daha artçılar devam edecek. O zaman edecek. Şöyle diyebilir miyiz hocam? Herkes çok merak ediyor. Üçüncü deprem riski olabilir mi o bölgelerde? Şu anda 7.6'dan sonra ya da 7.7'den sonra 7 büyüklüğünde deprem olma olasılığı var. Bilimsel olarak. Yani bu zon üzerinde. Aynı oluşmuş bu fay üzerinde oluşabilir. Daha bu büyük bir deprem. 99 depremiyle Gölcük'le kıyaslanamayacak kadar büyük bir deprem. Yani bu yaşadığımız mı ya da yaşadığımız. 1900 tek eşleniği 1906 San Francisco depremi. O da 100. yılını kutladığında özel bir kitap yayınlanmıştı. Hatta o kitabı da Türkçe'ye çevirip TÜBİTAK'tan yayınlattım ben. Dolayısıyla biz sismologlar için bilimsel fantazi diye bakabilirsiniz. Belki çok değerli, kıymetli veriler var. Ama doğanın yasalarına uygun zeminlerde insana dost üst yapılar yapma, hele hele tarım arazilerinde, sulak bölgelerde deprem yönetmeliklerine aykırı yapılan yaklaşma, bu biraz insanoğlunun açgözlülüğünden kaynaklanıyor, bizi buralara kadar getirdi. Ama her 10-20 yılda 20-30 bin canımızı kaybedeceksek, bunun ekonomik boyutlarını hesaplamakta zorlanıyorum, ülkemizin kalkınmasını ökseletiyor, geriletiyor. Ki biz hocam buna alışkın olmamız lazım aslında. Yani biz hep şunu söylüyoruz, ben doğduğumdan beri yani hep duyarız ya, klasik bir cümledir bu. Türkiye deprem bölgesinde var olan bir ülke. Bu kuşakta yaşıyoruz ve 3 büyük fay hattımız var. Bu yüzden de hazırlıklı olmalıyız. Kaç yaşına geldim? Hala aynı cümleleri kullanıyoruz. Doğru söylüyorsunuz. Hani her seferinde bu klişe olacak ama bu depremden ders çıkaralım. Ama doğru değil. Demek ki ders almıyoruz. Ders alıyoruz belki ama öğrenmiyoruz. Önemli olan öğrenmek. Bir şey öğrenmiyoruz. Öğrenmeye meraklı değiliz. Biraz vurdum durmayız. Bizim Orta Doğu'nun karakteri böyle. Aslı olan öğrenmek. Öğrenmiş olsak, yani biz birazcık hukuk tanımayan, kanun tanımayan bir milletiz. Kırmızı ışıkta durmuyoruz trafikte. U dönüşü yapılmayan yerde dönüyoruz. Aman bana ne olacak diyorum bir kere falan diye. Eğer hukuk devleti, kanun devleti olmasanız bu yıkımlar olacak. Beni en çok ilgilen... Ya da iyi denetlemeler olmasa işte ortaya 50, bunlar... 55 100, ya da 100 bunlar ortaya çıkacak. Ölümün şimdi maddi boyutu nedir? Kıymetli beyinler, genç kuşaklar gitti. Ekonomiye verilen zarar... yani... dilim dönmüyor ama hepsi. Ülkemizin gelişimini etkiliyor. Ulusal güvenlik meselesi. Evet, çok haklısınız. Ve her 20 yılda bir böyle büyük depremde bu kadar insanı kaybedersek biz hiçbir zaman gelişmekte olan ülkeler kategorisinden üst seviyelere çıkamayacağız. Doğru, çok bunun haklısınız. Sevinenleri vardır politik olarak dünyada.
sosyolojik olarak. Yani bu depremin kaybedeni kim, kazananı kim? Bu soruyu lütfen düşünsünler. Evet, bunun için de önlemimizi almamız gerekiyor. Tamam. Şimdi bir Maraş kısmı ile ilgili haritamızı tekrar isteyelim. Herhangi bir Maraş'ı gösteren harita üzerinde. Şimdi hocam şunu merak ediyorum. Fay hatlarının özellikle yüzeye yakınlığı depremin etkisini artırıyor mu? Çok tabii ki fazla. De. Yani bizim Türkiye'deki fay hatları yüzeye yakın mı? Nasıl? Hayır, derin olan yerler de var ama fayın uzunluğu ve derinliği kırılan faydan bahsediyoruz. Mevcut fayın daha önceki var olmuşsa uzunluğu ve oluşum derinliği etkilerini bize etkiliyor. Ne kadar fay uzunsa o kadar büyük enerjisi oluşabiliyor. Manyetün diyoruz biz bunlar sismik enerji açısından. Mesela 14 kilometre benim için sığ. Ama 7 kilometrede, 5 kilometrede, 10 kilometrede olmuş olsaydı çok daha büyük yıkımlar oluşabilirdi. Ama bu deprem kaç kilometrede oldu? 14 kilometre. 14 kilometrede. Peki 14 kilometre... 11 kilometreden daha sığ olamaz, 14-15 kilometreden daha derin olamaz. Onu soracağım. Kendi hesaplamalarıma göre. Yakın, orta ya da uzak dediğiniz size göre rakamlar, kilometreler neler? Ya 5 kilometre derinlikte olmuş olsaydı bu kadar büyük bir fay parçası kırılmayabilirdi. Uzunluğunu etkiliyor. Ama burası çok büküm yapan bir yer. Şu şekilde bel veriyor. Yani bir örneğin Kuzey Anadolu fayı ya da Doğu Anadolu fayını bir parmağınızla ya da bir kürdan gibi düşünürseniz her boğumda parça parça kırılmış halinde. Yani bu kinematik mekanik olarak bazı bölgelerin kırılmasında zorlanmalar var. Örneğin burada da çok net olarak arkadaşlarınız hazırlamış Türkiye'nin işte önemli depremleri. Bunu Van'da da gördük. Varto zaten en büyük deprem. Özellikle Varto'nun bıraktığı Karlova ile Yedisu arasında kırılmayan bir segment var. Oralar da belki 7'ye varan depremler oluşacak risk açısından. Ama orada biliyoruz Elmalı ve Kaynarpınar'da 2020 yılında bir deprem olmuştu. O kısmen oradaki enerjiyi boşalttı ama siz buraya Elazığ diye işaretlemişsiniz ama 2020-24 Ocak Doğanyol depremi, Sivrice depremi bu 7.1'e kadar çıkan bir deprem kendi hesaplamama göre. Oradaki bir sismik burçun bir kısmını boşalttı. Ama bu da çok değerli bilgiler içeriyor. Koyu renklerden ne kadar siyaha yakınsanız o kadar deprem. Ama Kahramanmaraş, Pazarcık, Nurdağ, Hatay, Antakya, Samandağ aşağı, Palmiritlere, Suriye kadar içinden fay geçen büyük yerleşimdir. Marmara'daki gibi nüfus yoğunluğu olmayabilir. Belki de en sevindirici kısmı da o. Daha çok nüfusun kalabalık olduğu şehirler olmuş olsaydı bu büyüklükteki bir depremin yıkımları ve ölüm ve mefta sayımız çok değil. Daha fazla olacak. Şimdi hocam ben bakıyorum. Evet. Baktığım zaman siz tabii daha iyi bilirsiniz. En üst kısım Kuzey Anadolu fay hattı. Evet. Baktığım zaman genellikle aslında depremler bu bölgede. Kuzey Anadolu fay hattı sanki bizim daha hareketli fay hattımızdı. Doğu Anadolu fay hattında şimdi gerçekleşiyor bunlar. Zira burada da Batı Anadolu fay hattımız var. Şimdi Doğu Anadolu fay hattı uzun süredir ben mi öyle biliyorum siz daha iyi bilirsiniz. Sanki sakindi ama sakinliğini bozdu. Sanki artık daha hareketli her gibi. Her fay parçacığının kendi karakteristik özellikleri var. Aslında Kuzey Anadolu fayı tabii bizim sağ yönlü dediğimiz bir doğrultatımlı faylanma. Doğu Anadolu fayımız sol yönlü bir faylanma aşağıdan Palmirit'ten Lübnan, Filistin, Palmiritlerden aşağı kadar inip Gulf of Akaba'dan İsrail'i geçerekten Ölü Deniz'e kadar ulaşan bir 7-3 kilometrelik kısım da var. Yani bu depremin bıraktığı yerlerde bir başka büyük 7.5'tan büyük deprem olacak ileriki yıllarda. Tarih boyunca olmuş bölümler. Yani bizim için sürpriz değil. Ama Tuzgölü'de, Sultandağ'da, Orta Anadolu'da, Çankırı'da, Ankara'nın yakın civarlarında da depremler oluyor 5.5-6 büyüklüğünde. Oldu. Sürekli oluyor ama onlar çok fazla dikkat çekmiyor. Bu kadar yıkım ve ölüm olmadığı için. Dolayısıyla bizi üzen her 20 yılda, 15-20 yılda bir 20-30 bin kayıp vermek bizim ülke ekonomisini ve varlığımızı, ulusumuzun güvenliğini etkileyecek boyutlarda. Ekonomik kayıpların ötesinde. Kuzey Anadolu fayı mutlaka boşluklarda tekrarlayacak, depremlerini üretecek. Ama Ege bölgesine geldiğimiz zaman Ege'dekiler biraz açılma sistemleri, bizim Horst ve Graben dediğimiz alüvyon, kanyon tarzı. Yani yatay yer değiştirmelerinin olmadığı düşeyde ya da eksen boyunda genişmelerin olduğu yer. Yani. Oralar bizim işte doğal kaplıcalarımızın olduğu jeotermal alanların tabii hepsi aslında tarıma elverişli araziler. Alüvyon ve dere yatakları, nehir yataklarının bol olduğu. Tabii turizm de var. O yüzden de çok malum fazla. Evet. Yerleşim biraz öyle. Yani. Tarihte Anadolu coğrafyasında bütün öğren yerlerine giderseniz. Peki hocam şunu çok merak ediyorum. Sözünüzü böldüm. Devam edeceksiniz ama bizi izleyenler de eminim bunu çok fazla merak ediyordur. Şimdi normalde hep bilim adamları, yer bilimciler ya da sizler şunu söylüyorsunuz. Biz tahminlerde bulunmuyoruz. Biz falcı değiliz. Biz öngörülerde, öngörülerde bulunuyoruz. Biz bilimin yolunda gidiyoruz. Ve bu yüzden de bu sistemde aslında bunların olacağı bir şey değildi. Sürpriz değildi.
Bu yüzden biliyorduk. Şimdi dedik ki hep Çelikan Erkenek kısmına dikkat çekilmişti çok öncesinde. Şimdi o zaman biz şunu merak ediyoruz. Peki Türkiye haritası üzerinde baktığımızda, evet Türkiye şu anda karşımızda. Olası deprem beklediğimiz yerler, tehlikeli bölgeler. Şöyle bir sıra sıra bölge bölge bakalım. Olur, isim vermemeye çalışacağım ama örneğin güncel depremde bizim Doğanşehir, Malatya'dan itibaren Malatya ve Ovacıkpa ile Pülümür, Erzincan'a birleşen şu kol üzerinde son 100 yıla yakın önemli deprem olmadı. Önemli deprem oluşabilecek yerlerden bir tanesi. Karlova ile yani Varto'dan itibaren 7 suya kadar olan Bingöl segment. Karlova'yı da çok dikkat çekiyorlar. Ama orası kilit noktası, bu iki kırık zonunun birleştiği ve stres yamulmanın çok olduğu ve küçük depremler üretiyor. 5'lik, 6'lık, 6,5'luk. Yerleşim yok çok fazla ama yine de önemli bir bölge. Dolayısıyla bu bölge içerisinde ve son sürgü fayından itibaren Savrun'a doğru biraz önceki haritada gösterdim. Çukurova Havzası, İskenderun, Mersin, Antakya kadar bu kısımda kırılmayan faylar var. Oralarda çok kolay 6-6,5 depremler olacak zaten 1995 yılı 98'de Osman Ceyhan depremini yaşamıştık. Burada işaretlenmemiş. Benzer boyutlardaki depremler Batı Anadolu'da var. Ama Erzincan'dan itibaren ki bu bizim 26 Aralık 1939 Erzincan depremi bizim aletsel dönemin başlangıcında kaydettiğimiz en önemli 7.9, 7.8, 8 diyenler var. Sismolojik gözlemler yeterince olmadığı için boyutlarını en hesaplayamadık. Aslında depremlerimizden ama arazide bir jeologlar atımlardan bakarak morfolojiden ve coğrafyadan yaklaşık Nicholas Amresays Imperial College'da bunu çalıştı. Onun verdiği magnitüdleridir. 7.9 yüzey dalgası diye adlandırabiliriz. Hakkari yöresi için de tehlikeli çok diyorlar. Var, evet çok fazla var. Van depremlerini çalıştık, yayınladık ve özellikle Hakkari'de bizim Kotu sınırda Başkale'den itibaren şurası Raviyan, daha doğrusu Türkçesi Koy dediğimiz Koy depremleri oluştu. Kotu Raviyan. Onu da çalıştım ve yayınladım ben geçen sene. Bu bölgede çok gizli faylar var, haritalanmamış eksikleri var ve son birkaç hafta önce bir deprem daha burada. Yani Çaldıran, Narman fayımız buradan devam ediyor. Tebriz fayından itibaren Hazar Denizi'nin güneyinden Kaf Dağı'nın arkasından Türkmenistan sınırından yok oluyor. Yani Alp Himalaya kuşağı üzerinde dünyanın en aktif deprem bölgelerinden birinde yaşıyoruz. Kuzey Anadolu fayı sadece orada değil, başlangıç devamında birazdan konuşacağız. Marmara'yı boydan boya geçiyoruz. Saros'dan, Ege'den, Halkidiki'den, Evyakos'tan, Korint'in altından, Zakintos Adası'ndan Adriyatik. Bu zonun tamamı Kuzey Anadolu fayı. Evet. Ve belli uzun bir fay ve belli bölgelerde kırılmış durumda. Ve her noktanın karakteristiği farklı. Dolayısıyla deprem potansiyeli var. Ve çok da genç bir coğrafyadayız. Faya yakınlığınıza, uzaklığınıza göre, yerleşim biliminin kalabalıklığına göre, zemin yapısına, yerel zeminin yapısına uyup uygunluğuna getirince üst yapı için statik, dinamik tasarım bileşeninde mühendis hizmeti almamış yerleşim yerlerdeyseniz bu tehlikenin yaratacağı risk altındasınız. Dolayısıyla fayın yakınlarında pek tabii mühendislik hizmetleri almış çok nitelikli yapılaşmalar yapılabilir. Sanayi tesisleri, barajlar, otoyollar gibi çok görsellerde 14 gündür görüyoruz. Çok güzel üst düzey yapılarımız var. Çizik dahi almadan kanunlara uygun yapıldığı zaman ayakta kaldıklarını tabii görüyoruz. Ki, aynen. Ama bizim tarım arazilerini artık sulak alanları, kanyonları, dere yataklarını, nehir yataklarını artık bu sadece kentleşme olarak kullanmamız ama deprem gerek. İçin değil, bütün doğal felaketler. Karadeniz kıyısında taşkınları gördük. Bir yağmur yağıyor, sel görüyor. Hep nehir kenarlarında. Biz doğadan bir şey çalıyorsak, alıyorsak doğa bir gün gelip onu tekrar size verdiği borcu geri istiyor ve bunu biz çok pahalı ödüyoruz. Dolayısıyla doğanın kurallarına, coğrafyaya, bizim coğrafya ve morfoloji derslerine çok büyük ihtiyacımız var. İşte coğrafya derslerini kaldırınca biz de coğrafyamızı tanımıyoruz yani bakar, hocam. Bakar kör olmayacağız. Evet. Diyelim ki otobüste bindik İstanbul'dan Ankara'ya, Hakkari'ye gidiyorsunuz. Camdan baktığınız zaman ne gördüğünüzü herkesin algılaması lazım. Yüksek eğitime gerek yok. İlkokul 5. sınıf eğitimiyle bu mümkün. Dolayısıyla ben sizin soracaklarınız sorulara cevap vermek isterim. Tabii. Ama şu anda her ne kadar bu sarı olarak gözlenen bölgelerde deprem yokmuş gibi gözükse de bizim bildiğimiz bazı mevcut depremler var, oluşuyor. Ve bu risk haritasının belki temeli olan META'nın aktif diri fay haritası çok 50 yıllık bir araştırmanın ürünü. Onun sürekli bu tür depremlerle güncellenmesi lazım. Ki bunu aktif teknolojik araştırma grubu META'da mutlaka arazide yapıyorlardır. Peki. Benzer şekilde de AFAD'ın kuvvetli yer hareketlerinden kaynaklanan yüksek ivme değerleri bu risk haritaları üzerine her güncel depremden sonra işlenip bu haritaların güncellenmesi lazım. Doğru, son haklısınız. Bir nokta çok büyük yıkımlar gördük. Asi Nehri'nde işte Hatay, bütün coğrafyada, nehir kenarlarında bu haritaya bir de
Biz sulak bir bölgeyiz. Nehirlerimiz belli, göllerimiz belli, bataklık alanlarımız belli, göletin yarattığı göl alanları belli, doğal alanlar var. Buraların 3 boyutlu jeofizik yöntemlerle zemin haritası, artık tek 1-2 boyutlu zemin araştırmaları yetersiz kalıyor bu büyük depremlerde. 3 boyutlu büyütme, mercekleme, hatta rezonans dediğimiz değerler var. Hesaplanıp o imara açılacak olan bölgelerde ya da inşa yapacak bölgelerde sunulması lazım. Bunu AFAD yapabilir, Meta Genel Müdürlüğü yapabilir, Çevre Şehircilik Bakanlığı yapabilir, meslek odaları yapabilir. Peki. Mutlaka önce jeofizik, sonra jeoloji, geoteknik tamamlandıktan sonra güzel bir hocam, mimari projesi. Hocam çok bilginiz var sizin, malum biliyoruz ama süremiz de daralıyor. Peki, teşekkür ederim. Süremiz de daralıyor. Tamam. Çok kısa bir süremiz kaldı malum. Merak evet. ettiğimiz sorular var. Seyircilerimizin Tabii. de merak ettiği sorular var. Şimdi diyorlar ki İzmir bölgesinde özellikle biliyorsunuz yakın evet. bir zamanda büyük bir deprem yaşadık. Evet. Can kayıplarımız da oldu. O bölgede özellikle beklenen yeni bir durum var mı? Ya riskli bir durum var mı? 2020'de yaşadığımız Samos depremi, işte Kuşadası Körfezi'nin Samos Adası İkarya havzası içerisinde oluştu. O da 7.1 büyüklüğünde bir deprem. Bodrum, Gökova Körfezi'ni biliyoruz, yaşadık Bodrum Kos depremini ve graben sistemlerimiz var. Göller bölgesinde Burdur, Acıgöl, Saldağ, Sultan Dağları, Afyon o bölgelerde var. Kütahya, Kütahya evet bizim göller bölgesi dediğimiz zaman hep böyle evet. burayı algılıyoruz. Yaşı Marmara'da da var. İşte Simav Graben, Alaşehir, Gediz ya da Kaz Dağları'na kadar İdam Mahantı, Troya, Çanakkale ya da Güney Anadolu Fayı'nın Mudurnu'dan itibaren Sapanca, Gemlik Körfezi'ne aşağı giden kocaman bir kolu var ya da yaklaşık 300 kilometre. 8-9 milimetre böyle yıllık bir stres birikimi var. Onun kırılması biraz bayağı bir zaman alacak. Ama kuzeydeki kol Mudurnu'dan itibaren Marmara Denizi'ne giden Kuzey Anadolu, bugünkü tekniklerle hesapladığımız 18 milimetre bölü yıllık bir hız var. O da bu depremleri oluşturuyor. Yani bu 99 depreminin yadıda bıraktığı Hersek Deltası'ndan itibaren denize girip ulaştığı noktadan itibaren en son deprem 1963'te Çınarcık'ta olmuştu. 6,5 büyüklüğünde bir deprem. Onun Marmara Denizi içerisinden geçen Kuzey Anadolu Fayı'nın kollarında parçalar halinde tabii ki deprem olacak. Olma riski var. İşte en son 2019'da da 5.7'lik bir deprem Kumburgaz Silivri açıklarında yaşadık. Onu da hissedenler oldu, olmayanlar. O parçacıklar tek tek kırılabilir, bütünleşik kırılabilir ama Peki. güncel Doğu Anadolu Fayı'ndaki bu yaşadığımız fay kadar uzun bir fay olmadığı için benim kendi şeyim 7.5-7.6'dan daha büyük deprem üretme potansiyeli yok. Her biri 7'lik, 7.1, 7.2'lik gibi. Çok riskli aslında. Ama zamanlar bu saatten sonra bizi bekliyor. Ama büyük şehirlerin, bizim İstanbul'un yerleşim birimlerinin içinden geçmiyor. Yakınından geçiyor. Dolayısıyla uzaklığınıza bağlı olarak kırılacak fayın geometrisine, açığa çıkacak enerjiye göre yıkımlar olacak. Pek tabii İstanbul başta Peki, olmak üzere zaman etraftaki çok kötü yapılaşmaların farkındayız. Her Peki o zaman gelelim İstanbul'a. Evet. Madem İstanbul'dan bahsediyoruz hocam. Şimdi diyelim İstanbul'da en riskli bölgeler nereler? Yani İstanbul'da herkes uyarıyor ve sizler de uyarıyorsunuz. Yakın bir zamanda deprem bekleniyor. Büyük bir deprem bekleniyor. Şimdi ne olacak? O bir yandan da haritamız gelsin. Şimdi bu güncel bir deprem. Arkadaşlar herkes biliyor. Bütün Doğu Akdeniz'de kırmızı noktalar oluşan depremler. İşte dörtten büyük. Zaman zaman Türkiye, İran gibi coğrafyalar dörtlük depremlerde hasar veriyor. Ağıllara, ahırlara, köydeki bazı yapılara, samanlık gibi. O zaman çizdirmiştim ama çok farklı değil. Yine de bir çizgisellikten ziyade hep haritalarda gördüğümüz Kuzey Anadolu Fayı, Doğu Anadolu Fayı gibi bizim bu coğrafyamızda mavi alan yerler, denizlerimiz bir kıta içerisinde heterojen bir dağılım var. Pıtrak gibi pek çok noktalarda deprem oluşuyor. Doğu Anadolu çok riskli aslında. Kafkaslar, hatta Bakü, Azerbaycan, Ermenistan büyük zirgah aslında yer Yerevan'da da olmuştu 99'da. Gölcük depreminden sonra 7.4'lük Nalbant kasabasında Yerevan'da, Gürcistan'da büyük bir deprem oldu. Bütün bu dağ silsilelerin, sadece Kafkasların değil bizim Ağrı Dağı dahil yükselmeleri hep depremler sayesinde oluşuyor. Depremler levhayı sıkıştırdığınız zaman iki yönde yükselterek kıtayı yükseltir. Gerdiğiniz yerde inceltiyorsunuz, ovaları, grabenleri oluşturuyorsunuz. Aslında basit bir coğrafya bilgisi. Yükseldiği zaman kırılmalar mı oluyor? Yani burada? Depremler sayesinde biz kıtaları yükseltiyoruz. Yani Alp Himalaya kışı Alpler de, Himalayalar da depremler sayesinde yükseliyor. Ya da normal faylanma varsa düşerek de alçalıyor. Ovalar, göller oluşuyor. Dolayısıyla hepsi coğrafyada gördüğümüz her şey biz aslında aktif tektoniğin ikramı. İçtiğimiz maden suları, sıcak kaplıcalarımız, kayak merkezlerimiz, evimizde kullandığımız mermerler, granitler vesaire. Hepsi aslında doğal taşlar. Aslında bu bir doğal ama afet olmasının nedeni üzerinde insanoğlu, yanlış insanoğlu tasarruflarından kaynaklı. Evet, yanlış, çok doğru bir cümle hocam. Tasarruf, evet. Yani aslında bu bir doğal olay. 7.8 bir hesaba göre 7.9'luk depremin çok da zorlarsanız 8 diyebilirsiniz ama kıyametin eşiğinden döndük diyebiliriz yıkımlar açısından. Çok
büyük bir deprem. Ben de ömrümün bundan sonraki kalan kısmında Türkiye'de bu kadar büyük bir deprem yaşayacağımı düşünmüyorum. Yani bu 100 yılın depremi tıpkı 1906 San Francisco depreminin ikincisi Sanarya sayında gözlemlendiği gibi. Hı hı. Ama Çin'de örnekleri var ama bu boyuttaki büyük bir felaketi ancak ve ancak dünyada Japonya ve Çin gibi organize olmuş ülkeler tek başına baş edebilirlerdi. Şimdi, evet. Biz bunun için ülkemizin arama kurtarma, imece usulü yardımlaşması falan takdire şayan ama depremin kanunlarına uygun üst yapı yapamamamız da bizi biraz maalesef bu durumlara çekiyor. Şimdi evet, sorularınıza gelelim şimdi. Evet, şimdi Marmara'yı merak ediyoruz. Marmara'da şimdi belli alanlar var. Hatta çok fazla artık yoğun istek olunca bu depremden dolayı işte hangi alanlar riskli, hangi alanlar orta riskli diye pek çok yerde bununla ilgili açıklamalar var. Şunu merak ediyorum. Birinci riskli, ikinci riskli ve üçüncü riskli alanlarımız nerelerimiz? Anlaşıldı. Yani bu Marmara ya da Doğu Anadolu, Ege ya da Akdeniz kıyılarının hiçbirinin farkı yok. Deprem fayına, kırığa, aktif kırığa, deprem üreten faylara yakınlığınıza göre değişiyor. Bu soru o zaman da sorulmuştu. 99-2000 yılında dostumuz Tom Parson USGS'den bizim Ambresiz'in kataloglarını alıp son 2000 yıllık depreme bakıp ve bizim Marmara'da yaptığımız büyük çalışmalar var. Uluslararası Fransızlar, İtalyanlar, Amerikalılar gibi uluslararası fonlarla o fay geometrilerine uygun tahmini depremlerin büyüklüklerine göre o tarihsel depremleri işaret edip, örneğin burada İzmit segmenti dediğimiz yer bizim 1999'da kırılan fay. Bıraktığı yer burada. Prens Adaları'nın önden geçen kısım hemen Bakırköy'ün açıklarında olan segment biraz önce bahsettim. Şimdi hocam bundan dolayı o kıyılar mı daha riskli oluyor? Şimdi bitireyim. 1963'te kırıldı ve bir parçalar halinde görüyoruz. Sizin sorunuzda 1556'da, 1509'da vesaire. Dolayısıyla demin söylediğim şu güncel depremde gördüğümüz gibi bizim nehir ağızlarımız. Yani diyelim ki Anadolu yakasında Kartal, Pendik, Tuzla, bütün orada donanmanın, marinaların olduğu işte dere ağızları, alüvyon ağızları, işte diyelim ki Kurbağalı Dere veya Boğaz içlerine kadar her noktada alüvyon dediğimiz, bir de biz deniz doldurmayı çok seviyoruz, marina yapacağız, liman, o doldurduğumuz alanları, bu İskenderun'daki su taşımı aslında yerel bir tsunami, 10 derecelik bir açıyla 30 santimetreye varan tsunamiler oluştu. Dolayısıyla o tür alanlar riskli, dolga alanları başta olmak üzere. Ama bu zon üzerinde oluşacak depremlerin üretebileceği tsunamiler de var. Çınarcık, Yalova arasında da var. Şehrin içinde de Ganos'u da. Yani isim vermemeye çalışıyorum ama Yeşilköy, Yeşilyurt, Florya, Büyükçekmece, Küçükçekmece, Avcılar, Marmara Ellisi, Tekirdağ, Şarköy, bütün bu faya yakın olan bölgeler en riskli olanlar. Tamam, sorunuzun cevabı o. Şu fay segmentine en yakın olan yerler risk arasında. Ve burada da kötü yapılaşmalarınız varsa nehir ağızları, alüvyonlar, alüvyon bölge, ama buralar iyileştirilebilir. Yani mevcut yönetmelikler, derinçli zemin. Bu mümkün mü hocam? Mümkün. Sizce? Tabii. Yani hayır, mümkün de. Evet. Şimdi çok kısa bir sürede bekliyoruz ya biz Marmara depremini. Yani onu bilemeyiz. Gerekiyor. Şimdi doğa bilimlerinde, yaşam bilimlerinde ve işte yer bilimlerinde istatistik çalışmıyor. %99 deprem olma olasılığı şu kadar yıl diyebiliriz ama o %1 olmama olasılığı size birkaç yüzyıl daha yaşatabilir. Stokastik. Yani önceden tahmin edemiyoruz, öngörüyoruz. Öngördüğümüzde geometrisi, yapısını, şekli, büyüklüğüne, mekanizmasına kadar her şeyi biliyoruz. Sadece saatini, zamanını, yerini bile bilebiliyoruz ama zamanını. O fay boyu üzerinde kırılabilecek noktaları biliyoruz, öngörüyoruz. Zamanını veremiyoruz. Bu bütün doğal süreçlerde böyle. Dolayısıyla siz kendiniz örneğin AFAD'ın haritasına ya da Meta Genel Müdürlüğü'nün web sayfasına, aktif kırık fay haritasına bakıp, bunu belediyeler de veriyor, E-Devlet'ten de girebilirsiniz. Evet, evet. O noktadan kendi konumunuza, köyünüze bakıp kendi bilginizle siz alüvyon arazide, üretken verimli arazilerde dolayısıyla hesaplayabilirsiniz. Benim açımdan, ben şimdi bu son Covid döneminde ve Ukrayna Savaşı'nda bunu öğrendik. Doğa felaketleriyle mücadele edeceğiz ama ondan sonra ne geliyor? Gıda güvenliği ve enerji güvenliği. Dolayısıyla gıda güvenliği bence ikinci sırada doğal felaketlerin yanında. Patates tarlası mı, otomotiv fabrikası mı derseniz ben patates tarlasını, tarım arazilerini tercih ederim. Tercih edersiniz. Doğru, çok haklısınız. Evet. Gıda önemli bir sorun çünkü. Evet. Peki şunu da soruyorlar. Anadolu yakası mı? Şimdi tabii ki Marmara'nın bütün her yerin iyileştirilmesi de, lazım ama. Her tarafa. Evet, biz tabii ki. Sanayide yani şu demek değil. Bir şey, ilçeyi iyileştirin, diğerini iyileştirmeyin demek değil. O bölgenin hepsi tabii ki iyileştirmesi gerekiyor. Ne yapılması, nasıl güçlendirilmesi gerekiyorsa, ama sorular üzerine söylüyorum. Anadolu yakası mı daha güvenli, Avrupa yakası mı? Şimdi Anadolu yakasının bulunduğunuz noktaya göre uzaklıkları, ki daha doğrusu
Karadeniz kıyıları daha güvenli, öyle söyleyeyim. Hmm. Marmara'ya bakan yamaçlar yakınlar. Bir de sulak alanlarımız var. Bizim İstanbul'un içme suyunu sağlayan baraj gölleri ve orada aslında çevrecilik açısından hiç yapılaşmaya açılmaması gereken yerlerde yerleşimler var. Çürük zeminler üzerinde sulak alanlar. Yeraltı suyu seviyesinin kirlenmesi çok büyük risk. Ve bunları biz yapıyoruz. Söylemek istemiyorum ama Anadolu yakasındaki havaalanının bulunduğu bölge civarından itibaren bu bölgede riskli alanlar çok fazla. Öyle mi? Kuzeyde de var. Yani Karadeniz, şimdi bunu söylediğim zaman Karadeniz kıyılarında da çürük olan yerler var. Ama oraların da yapılaşmaya çalışıp o güzelim ormanlar da yok edilmemeli. Hmm. Yani şöyle 1999 Gölcük depreminden Sarıyer'in içindeki nehirde bir takım binalarda hasarlar var. Ortaköy'de de var. Ankara Büyük Millet Meclisi'nde de vardı gibi. İstanbul Teknik Üniversitesi'nin bazı lojmanlarında da hasarlar var. 99 depreminin verdiği avcıların yıkılması gibi. Dolayısıyla o küçük kapanlar halindeki merceklenme dediğimiz büyütme yapıların, rezonanslarının hesapları bu haritalara konması lazım. Bu bir küçük kanun maddesiyle ya da yönetmelikle düzenlenebilecek değişiklikler. Ama mühendis ve mimarlar odaları, işte jeofizik mühendisleri önce sonra jeoloji ve inşaat mühendisi, geoteknik alanında yer yapısının yapılaşmaya uygun zemin parametreleri tespit edildikten sonra bir takım büyük ihalelere çıkıyor. Mevcut binalar, yıkımlar görselde olduğu gibi güncellenebilir, güçlendirilebilir teknikler var. Uzman öğretim üyelerimiz hemen hemen her üniversitemizde var. Bilgi birikimine sahip müteahhitlerimiz var. Ders çıkartmıyoruz. O derslerden öğrenmediğimiz için bunlar oluşuyor. Birazcık da ekonomik, ekonomiyle alakalı. Yani suyun çok çürük zemine de mühendislik hizmeti almış beton çelik sistemler kurulabilir. Pahalı olacaktır. Ama yani başlangıçta yaparsanız %10-15, %30'unu geçmeyecek oranlarda deprem güvenli yapılar yapmak mümkün. Dünyanın her yerinde ve İstanbul'da da güzel örnekleri var. Ama çok nüfusumuzun çoğunluğunun yaşadığı işte Marmara civarında, Bursa dahil bütün bu Edirne, özellikle Şarköy, Mürefte, Saroz'dan, Gaziköy'den açığa çıkan kollar üzerinde riskler var. Bu 99 depreminin hasarları Selanik'te de var. Bulgaristan'da da var, Plovdiv'de, Kırcaali'de var. Yani örnekleri vermek gerekirse ama Samos depremi talihsizlik 75 kilometre uzak. Siz İzmir depremi diyorsunuz ama Samos depremi Bornova'da ve o bölgede ki gene alüvyon bir havzada, gene bir tarım arazisinde, gene iyi mühendislik hizmetlerinin alınmadığı ve ihmal ettiğimiz bölgelere bile bile lades olup bu mücadeleyi kaybettiğimiz bölgelerden bir tanesi. Doğru, haksınız hocam. Şimdi çok sorun. Sınırlar ötesindeki, yani Suriye Palmiritler kısmında oluşabilecek bir deprem, şimdi bu son depremin bıraktığı ki 5000 ölümü, oralardaki oluşan bir deprem yine bu bölgeyi, Kilikya havzasını etkileyecektir. Onun için ülkemiz sınırlarını aşan, devam eden faylardaki coğrafyada onların tepkileri de uyanık olmamız gerekiyor. Ama Meta Genel Müdürlüğü'nün özellikle aktif fay araştırma grubunun güçlendirilmesi lazım. Çünkü bu diri fay haritasını 50 yılda onlar hazırladı. Çok kıymetli bir harita. Eksikleri var, iyileşecek. AFAD'ın haritası da beğenmediğimiz yönleri olabilir. İşletecek büyük bir emek var, maddi kayıplar. Onlar olmasaydı hiçbir şey bu kadar net konuşamayacak. Peki, çok teşekkür ediyoruz. Efendim İTÜ Maden Fakültesi Jeofizik Mühendisliği Öğretim Üyesi Profesör Doktor Tuncay Taymaz bizimle birlikteydi. Aklımızdaki bütün soru işaretlerine cevap verdi hocamız. Çok teşekkür ediyoruz. İyi ki bizimleydiniz. Ayağınıza sağlık. Davetinize teşekkür ederim. Tekrar inşallah böyle olumsuz günlerde görüşmeyiz. İnşallah. Su tesis su yolunda kırılmadan önce yapmamız gereken çok program. Çok haklısınız hocam. Sağ olun. Sayenizde de biz de buradan